Selamünaleyküm arkadaşlar, yeni bir videoya hoş geldiniz. Biz bugün bir kahvaltı yapmak için çıktık. Sabah sabah, yani berbat. Çünkü yağmurlu hava. Şimdi kahvaltı bir yerde, bir vejetaryen lokantası varmış. Oraya gidiyoruz. Hava da biraz soğuk. Çünkü bu Bangalore şehri biraz soğuk oluyor. O yüzden herkes çok iyi giymiş. Bu kazak falan giymeye başladı. Abdullah selam. Bu mahalleyi umarım görmüşsünüzdür diğer videolarda. Bugün 2-3 tane işlerimiz var. Birincisi bu kahvaltı yapmak. Ondan sonra da ev temizliği yapacağız. Bugün ev temizlik günü. Onu da yapacağız. Bir de havayı görüyorsunuz. Bulutlu. Evet, bariş geliyor. Bariş Hintçe'de yağmur demek. Türkçe'de yani bariş, yani barışlık. No, it's the barış in Turkish, it means peace. Oh, barış. Yeah. Barış peace mi? Ah, peace. Evet. Evet, bu şekilde bizim mahallemiz. Yani benim kaldığım mahalle biraz kalabalık ama benim mahallemin hemen arkası böyle sakin bir yer. İnsanlar güzel güzel yaşıyor. Bu şekilde bir yer. Neyse, biz lokantaya gidelim. Hindistan'da yine bir kahvaltı videosuyla beraber. Kahvaltı var, hem de temizlik var. Çok şey var bugün. Hepsini yapacağız beraber. Bakar mısın? Rüzgar başladı. Hindistan cevizinin ağacı bu. Şu Bangalore bir şehir olsa da, siz şimdi İstanbul gibi düşünün. Burası bir şehir olsa da yeşillik çok fazla. Çok güzel yeşillikler var. Şimdi her tarafa bakarsanız, özellikle kuş bakışı mesela, drone ile falan bakarsanız harika yeşillik görüyorsunuz. Geçen videolarda biz sınırsız yemek yemeye gittik ya, umarım hatırlıyorsunuz o video. O videoda da ben bahsetmiştim. Şimdi yağmur yağmaya başladı. Bakın. Evet dostlar, biz yakalandık. Ne yapacağız bilemiyorum. Çünkü burada sığınacak bir yeri yok. Bu şehrin bir sıkıntısı bu. Köyde olsa birilerinin evine giderdi. Ha? What? Flowers. Ah, flowers. Ha, çiçeklerin. Birilerinin evine giderdik ama burada bu olmuyor. Adam koşmaya var. Şimdi bunların kaldığı yerlerde pek yağmur olmuyor. Burada bir sıkıntısı. Bunun yaşadığı yerde çok soğuk oluyor. Benim işte... No, nothing will happen. Nothing will happen. I will take care of that. İşte onun iPhone'u yağmurda ıslanacak diye korkuyor. Nothing will happen. Bakın nasıl olmuş. Sığınacak bir yer bulduk. Bir apartman inşa ediyor. İnşa da izleriz. Yağmurda da kaçmış oluruz diye buraya geldik. Yağmur durmaz dostlar. Anlatmaya gerek yok, görüyorsunuz. Şırıl şırıl yağıyor. Şimdi bu yağmur olduğu zaman herkesin tek derdi şu kumaşlar, görüyorsunuz değil mi? İşte kumaşlar, bulaşıklar. Bulaşık kurutmak hiç kolay ama şu çamaşırlar kurutmak çok zor. Çamaşırlar kurutmak bayağı bir baş belası oluyor. Böyle bir yere geldik. Yeni apartman inşa ediyorlar galiba. Neyse. Bekleyin dostlar, bekleyin. Evet dostlar. Şimdi böyle yol değiştirmemiz lazım. Neyse, biz orada bir yarım saat falan bekledik. Ondan sonra da yağmur durdu. Şimdi bu yağmur yağıp yağmur durduğu zaman havamız böyle bir güzel oluyor. Çok, nasıl desem, şahane bir hava oluyor. Ben bu havayı çok severim. Yağmur yağdıktan sonraki yağmur, havayı ve görüntüyü, manzarayı. Çünkü her yer çok yeşillik oluyor. Böyle, ne bileyim, böyle kırmızı renk olursa daha da kırmızı gözükmeye başlıyor. Ya da mavi, mavi de daha çok mavi olduğu olarak gözüküyor. Şimdi burada bir tapınak var. Bu abi hangi ekmek dükkandan ekmek alıyor? Böyle şişman oluyor ya.
Şöyle bir tapınak var. Dezeni gördünüz mü? Bu Sri Venkateswara Krupa. Hangi tanrı var onu bilmiyorum. Krishna tanrısı var, Hanuman tanrısı var. Yani maymun şeklindeki tanrılar ya. Onlar var, farklı farklı tanrılar var. Bir yağmur yürüyüş oldu bu. Ev temizliği nasıl yapacağız bilmiyorum. Ha, Sri Vishnu Parkı. Burada bir tane lokanta var. Bu lokantaya geldik. Bu sadece vejetaryen yemekler satıldığı bir yer. Etli yemekler olmuyor buralarda, buralarda. Yani Hindistan'da böyle bir lokanta kültürü var. Sadece et satanlar var. Sadece vejetaryen satanlar var. Aynı zamanda karışık satanlar var. Hem vejetaryen hem et yemekleri. Şimdi lokantamız bu şekilde. Orada klimalı şey var. O odaya girerseniz klimada oturabilirsiniz. Zaten burada hava çok iyi. O yüzden onun gereği yok. Şimdi kahvaltılar bu. Bu öğle yemeği. Bu öğle yemeği. Bunlar kahvaltı. Bu taraflar hep kahvaltılar. Dükkanın içinde de kocaman bir tanrı var. Altın kaplamalı tanrılar var. Neyse. Biz buralarda bir oturacağız, ondan sonra yemek yemeye başlıyoruz. Evet dostlar, sonunda yemeğimiz bulduk. Ben böyle bir masala dosa denilen bir tane çıtır ekmekle bu şekilde. Şu şey ya, ne diyordu ona? Bezelye, havuç. Ondan sonra patates, hepsi içeren bir şey. Bu daha önce videolarımda görmüşsünüz. Bismillah. Bu da bizim kahvemiz, filtre kahvesi. Şu çocuk böyle tali denilen bir tane yemek sipariş verdi. İki tane ekmek oluyor. Kulak camur diye bir tane tatlı oluyor. Ondan sonra mercimekten yapıldığı yemekler, sebze yemekler, domates çorbası, pilav. Yoğurt yemek böyle. Bunun 120 rupi, bu 60 rupi, yo 50 rupi. Jiska jitna hai utna hi denge na. Da. Evet. Bunlar da farklı farklı şeyler. Farklı farklı şeyler yiyor. Neyse biz başlayalım dostlar. Bu aslında var ya, bu doğuşa denilen şey Hindistan'ın bir tane pizza gibi düşünün. Çünkü öyle önemli bir şey. Bismillah. Evet. Bu dostlar puri deniz. Bir pişi gibi. İçi boş. Böyle bir şey. Bunun içine böyle çakni, hani çakni derken Hindistan cevizin ezmesi. Bu yakışmaz abi. Tatlı o. Bu çıtır ekmek. This is that what you are thinking, that is only. Bu dostlar kard, yani yoğurtlu pilav. Bugün evde yapacağız bunu. Şimdi böyle bandırıyoruz. Bu sambar. Sambar bizim Güney Hindistan'ın gurur yemeği. Bir çorba gibi düşünün. Wow. Mis gibi. Show them this patta also from. This is also eatable. This is also eatable. Ya adam şaka yapıyor abi. Hindistan cevizinin yaprağında yemek servis etmek Güney Hindistan'ın bir kültürüdür. Çünkü bizim hayatımız en çok muz, ceviz, yani Hindistan cevizi. Bu Hindistan cevizi değil ya, muz yaprağı. Muz, Hindistan cevizinin ezmesi, Hindistan cevizi bu şekilde geçiyor hayatımız. Neyse. Bu bayağı iyi ya.
Çok beğendim. Böyle dolduruyoruz. Başka bir yana ye ye öyle bak ne oldu. O kadar bekledik burada. Şimdi böyle tatlımız var. Görüyorsunuz. Cemal İdris. Ben keçi değilim abi. Böyle bir tane tatlımız var. Gulab jamun. Let's order it. Gulab jamun, not more gulab jamun. Çok iyi abi. Çok iyi. कुछ नहीं है उसमें फालतू दिखा रहा है दिस टेस्ट सुपर टमाटर शोरबा सुअर और मैं बुचो बुनु çok sevmiyorum dostlar biraz garip bir tane çorba bismillah video content बनना biraz tatlı biraz baharatlı kimse beğenmiyor o da içmemiş kadı tarif Bada chicken. Dostlar şimdi lokantadan çıkıp yine yürümeye devam. Yine yağmur yağmaya başladı. Görüyorsunuzdur. Hafifçe bir başladı. Evet dostlar bizim burada böyle bir tane palmiye meyvesi var. Bizim burada buna nongu deriz. Nongu ile Tamil deriyim ha. Tamil tarı. Tamil tarı. Sabi kat karke rakhta hai na Tamil la solunga na vand kerala nahi solma nen nongil laya ha mummy avru tamilaru na kannadadal maatadthi na avrige nan enu anta kelidre nee kelidre avrige kopa banbidutte kopa adre anyway maatadadu urgent kelu şimdi bunun içinde böyle çıkar diyorlar ablalar chinnada perusada chinnada chikkadu நல்லா குடுக்குது நல்லா வாங்கிக்கணும் கரெக்ட் நோ கனடா ஐ டோன்ட் நோ பட் ஓகே 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 நீ நோ சும்மா செந்து புள்ள கண் இங்க சாப்பிடலாம் இங்க சாப்பிடு இங்க சாப்பிடலாம் இங்க சாப்பிடலாம் இங்க சாப்பிடலாம் வில் ஈட் இன் ஹியர் ஒன்லி Şimdi bunlar Kuzey Hindistanlı oldukları için yani bizim buradaki diller onlar anlamıyor. O yüzden ben çeviri yapıyorum. Ben size göstereceğim. Oran ne rakı lan ma? Hande. Aa, pade ya. Tanrı erkudu ule. Aa, okey. Nala erkudu. Tanrı. Ne? Şimdi dostlar bu böyle yumuşacık böyle bir şey. Bu palmiye bir tane ağacı. Çok uzun oluyor bu ağacı. Onun tepesinde böyle hindistan cevizleri gibi bu gördüğünüz meyveleri bulabiliyorsunuz. Bu kuraklık olduğu çöl bölgeleri var Hindistan'ın. Yani böyle Güney Hindistan'da böyle çöl değil de aslında çok kurak oluyor. O bölgelerde yetişen bir meyve. Bu meyvenin bir özelliği de olsa bunun içinde bu jel gibi bir şey olur. Bunun üzerinden şunu çıkartmamız lazım daha ilk önce. Sonra bu jeli yapıyor. Bu jeli içinde biraz su da oluyor. Bu şekilde. Hani sağlıklı bir şeydir yani böyle yorulduğu zaman bundan su falan yaparız. Bunu böyle karıştırıyoruz. Daha sonra Hindistan cevizin suyu hazırlıyoruz ya. Onun gibi yaparız bu. Hani ben çok severim bunu. 40 rupi verdik. 40 rupi kaç TL olur? Yani bir yarım dolar gibi. Böyle işte dostlar. Devam ediyoruz. Evet, yeni bir ablanın yanına geldik. Evet. Şu abla benim bilmediğim bir şey var. Şu erik gibi bir şey. Yani tatlı mı ekşi mi oluyor ben de bilmiyorum. Ye şu. Ondu. Gerçi bunu ha. Şimdi rambutan diye bir tane meyve var. This one. This is the sour. Ondan sonra işte böyle bir meyve var. Şu yediğinizde ağzınız mor renk olur. Ama kan için bayağı iyi. Şu kilosu 300 rupi. Bayağı pahalı abi.
Bu çok var ya Hindistan'da. Ama kimse fiyatını düşürmüyor. Neden bu kadar lüksluk var o ejderha meyvesinin? Ben de anlamadım. Dege. Evet. Gel dege hadi. Dego dege hadi otur hadi. Bu çocuklar çok küfür ediyor ya Hintçe'de. Bu Hintçe dilinde çok küfür var. Yani benim dilim gibi değil. Benim dilimde çok küfür yok. Yani çok iki ya da üç tane küfür var. Ama burada bayağı küfür ediyorlar Hintçe'de. Aynı Türkçe dilinde gelen küfürler var ya. İşte onun çevirisi gibi düşünün. Şimdi böyle gelirken bir tane kiralık reklamını gördük. O arkadaş yeni bir eve taşındı ama yine de bir o evinde onun evinde 4 kişi varmış. O zaman tek başına çıkabilsek, bir de fiyatı da uygun, $100. $100-120 falan. 1+0 varmış. Bir oda var. Başka bir şey yokmuş. Bakalım. Şuradayız şu an. Şimdi ev dediği şey bu. Kitchen kahan hai? Bu çok saçma bir ev olmuş. Bu nasıl açılıyor ya? Şöyle. Ha. Burada çamaşır makinesi koyabilirsin, hem de vura vura yıkabilirsin çamaşırlarını. Abiciğim, burada bir bakar mısınız? Çok güzel. Biz oradan meyve yedik. Şu taraftan yok, o tarafta yemek yiyip geldik. Open floor, everything is open. Bed also there, if you want. Yatak da var. Aynı zamanda bu üç odada yaşayan insanlar için herkesin bir tane mutfak var. Bu çok saçma oldu değil mi? Nasıl olacak bu iş? Bu şekilde. Galiba burada da insanlar yaşıyor. O odada yaşıyor. Bunun $120-130 düşünseniz. Çok saçma. Çok çok saçma. Şimdi şu arkadaş var ya. Biz girdiğimiz o yoldan hemen yanında böyle bir şanti apartmanda bir ev tutmuş. 40.000 rupi veriyormuş aylık. 4 kişi. Kişi başı 10.000 rupi düşer. Bu şekilde bir ev almış. Apartmanın içine girecek miyiz onu bilmiyorum. Ben girmek istemiyorum çünkü çok merdiven olacak illa ki. Tembelim ya. Yoldan geçerken bu çocuklar tapınağa gideceğiz dedi. Bir tane tapınağı gördük. Evet, şu şekilde ibadet yapıyorlar. Evet. Bu Ram diye bir tane tanrısı var onların. Onların tapınağı. Sanskritçe dilinde Ram diye yazmış burada, gördünüz mü? Yani çok güzel bir yer. Çok güzel derken yani atmosfer olarak çok sakin bir yer. İşte onların ibadeti bitti dostlar. Bu kadar kısa ibadetler oluyor onların. Onların ikisi bayağı dine düşkün insanlar. İyi böyle olması. Diğeri çok dine düşkün değil. Yani belki bir sene sonra falan tapınağa giriyordur belki. Selfie, no? Yürümeyi bitmiyor dostlar.
Şimdi benim memleketime buradan gidiyorum ben. Bu otobüs durağı biliyorsunuzdur. Geçen videoda da göstermiştim. Böyle bir yerdeyim. Orada oturma alanı falan var. Şimdi buradan bir de dere akıyor. Derenin içinde kirli su var. Çok iyi bir yer. Çiçek miçek oda var. Ne ararsan her şeyin de var. Böyle bir memleket. Allah Allah. Yürüdük bayağı yürüdük. Bizim mahallemize geldik. Bizim mahallenin canlılığına bakın. Çok iyi değil mi? Şimdi bu muz çiçeği, muz ağacı. İşte bunlardan yemek yaparız. Benim mahallem şu şekilde olduğunun bir sebebi dostlar. Benim mahallem hemen yola yakın. Yani ana yola yakın. Şuradan hemen arkası. Yani böyle ana yoldan biraz uzak oldukları için sakin bir durum oluyor. Ama yine de benimki o kadar, yani normal Hindistan'a bakıldığı zaman o kadar kalabalık sayılmaz bence. Ev temizliği var dostlar. Onu işte yapmam gerekiyor. Onun işte video çekeyim mi çekmeyeyim mi şimdi kafam karışık. Ya belki bir başka video olarak çekip size göstereyim. Çünkü bayağı uzun oldu bu video. O zaman arkadaşlar bu video burada bitiriyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.